Merhaba değerli izleyicilerimiz. Günlerden pazar, saatler 21'i biraz geçiyor ve hangi programın saati? Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk'le Söz ve Işık Saati başladı. Yaklaşık 2 saat birlikte olacağımız bu dakikalarda çok değerli hocamız Profesör Doktor Sayın Yaşar Nuri Öztürk'ten bakalım bugün neler dinleyeceğiz ve sizin ışığınızda nasıl aydınlanacağız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Yine her zamanki gibi son derece şıksınız. Herhalde sizin bir özel terziniz var. Böyle yelekler, gömlekler, kravatlar hepsi son derece uyumlu ve çok özen gösteriyorsunuz. Tabii yani giyinmeye. Seçiyorum. Evet. Gezerim, vitrin gezerim biraz. Eskiden kilom çoktu. Bilirim. Biraz yani kiloluydunuz. Çok kilo. Hayır, biraz olur mu canım? Yani... Abartmayayım dedim de. Boyumla ya kilom arasında 20 gibi bir fark vardı. Çok fazla. Yani bu tolere edilmez. 10 olsa tamam. Şimdi 5 var mesela. 5 kilo daha mı vermeniz lazım? Yok. Hayır. Aradaki fark. Yani boyla kilonuz 5 fark var. 5 farklı kilo. 5 kilo daha alabilirim. Evet. Ama almayayım. O da herhalde yakında geliyor çünkü terzi bazı şeyler geliyor, evde provalar yapıyor. Hocam ben dedi bunu geçenlerde yaptım, bu dedi 3,5 santim. Açmak lazım. Açmak lazım dedi. Güzel. Tamam aç dedim, şimdi bir şikayet yok. Yalnız bu açma, bu açmalar çok devam ederse bu defa eski etli surat yok, çıkabilir. Her neyse. Şimdi şöyle, tabii şu aşamada benim için bir şans, Allah'a şükürler olsun. Benim aşçım Azize Hanım, yani Karadeniz yemekleri dahil. Mükemmel bir aşçı, bilmez mi? Tanıştınız siz. Tanıştık. Tanıştım. Hele sizin evde bir pilav yedik ki çok yani tadı hala damağımda. Ve Karadeniz yemekleri dahil bu yabancı bir hanım, Türkmenistanlı ama çok kabiliyetli. Zaten ev sanatları mı ne diyorlar, o okulu okumuş. Aynı zamanda terzi. Şimdi terzi dedin, birçok şeyim benim o yapıyor evde. Öyle mi? Tabii. Ne kadar şanslısınız. Terzi, ben ana makasını, makinesini, her şeyini, şununu, bunu aldım. Öyle ufak tefek şeyleri yapıyor. Tabii kostüm dikecek hali yok. Yemek zaten mesleği. Biraz da hemşirelik eğitimi var. Sağlık. Hepsi benim işime dört dörtlük yarıyor. Tabii hepsinden önemlisi, 7 yıldır benim yanımda, çok büyük bir yüreği var. Çok i̇şte güvendiğim bir yüreği var. O bakımdan ben oradan çok şanslıyım. Çok şanslısınız. Evet. Azize'ye buradan sevgiler yollayalım. Bizim Zeynep'imiz hala yok. Size o lezzetli kahveleri ikram edemiyoruz. Bizim kahve hala demek tatilde. Tatilde. Kahve tatilde. Kızını evlendiriyor, ne yapsın. Neyse ben gelirken içtim her ihtimale karşı. Azize'ye dedim, onun bana hazırladığı bir özel kahve var. Onu içtim. Evet. Şimdi şeye geldik, asansöre. Asansörü biliyorsun burada. Bizim asansörümüz çok sevimli. Herkül nerede? Gitti. Şimdi asansöre bu yana dönüyor, Herkül olmuyor. O yana dönüyor, olmuyor. Dedim ki ya tam iki kişiyi bindirecek iki kişi buldular. Neyse zor şer. Çıktık öyle. Çıkıldı. Şimdi değerli izleyicilerimiz bilmiyorlar. Ulusal Kanal'ın binası İstiklal Caddesi'ne ve çok tarihi bir bina burası. Ve ancak merdiven boşluğuna sığabilecek kadar minik bir asansörümüz var. 1,5 kişilik. İçine sığmak zor. Ama çok işlevsel. Hepimizi taşır. Yarım porsiyonluk iki kişi. Hadi ona da büyük eyvallah. Büyük bir sadakatle taşır bizi. Evet. Ama Herkül'ün neresi? Nefesinizi tutarak binmeniz lazım. İşte neyse böyle. Ben öyle bir köşeye şöyle kendimi çektim. Herkül de böyle yarım marım durarak zor şer. Çıktınız sevimli asansörümüze. Tabii temizlik, şıklık imandan gelir değil mi? Temizlik imandan gelir. De bize ne oldu? Çok imanın kendisi temizlik zaten. Değil mi? Tabii Kur'an-ı Kerim bu temizliği iki anlamda kullanıyor.
batını temizlik, iç temizlik, o işte yürek temizliği, kalp temizliği, niyet temizliği, bunlar iç içe, hatta çoğu zaman aynı anlamda. Bir de dış temizlik. Tabii. Bunlar birbirini etkiliyor. Emme basma tulumbalar gibi. Kur'an ikisi üzerinde de duruyor. Zaten temizlik bilinci olan için bunlar iki zür. Şimdi bütün eşkıya ruhlar aynı zamanda bedeninde pis insanlardır. Yani bir biçimde pistir. Giyimiyle, ne bileyim tıraşıyla, evet, işte tırnağıyla, o suyla, bu suyla, falanıyla, filanıyla. Bu etkileşim var. Ama imkansızlıklar yüzünden dışta estetiğe çok önem veremeyen veya onun şartlarını yerine getiremeyenleri kınamamak lazım. Onların imkanları yoktur. Onların temizliklerini gözlerinden okumak lazım. Evet, işte ne güzel söylediniz. Tabii. Gözler çok önemli. Evet. O temizlik gözlerden. Şimdi bu gözlerle ilgili bir şey anlatayım. Muhteşemdir. Ve Türk zekasının, esprisinin hakikaten unutulmaz örneklerindendir. Şimdi bizim tır şoförleri şeye gidiyor ya, devamlı taşıma yapıyorlar. Avrasya coğrafyasına, evet, Rusya, evet, Azerbaycan üzerinden birçok yere. Şimdi bizim üç arkadaş tırla gidiyorlar. Tır arıza yapmış. Açık arazinin ortasında. Ta aşağıda bir küçük köy. Demişler ki bizimkiler, birimiz gitsin, usta getirsin. Ne kadar gidip nerede bulacaksa. Birimiz arabanın yan başında dursun, içi yük dolu. Birimiz de aşağı köye doğru inip yürüyüp gece nasıl edeceğiz onu garantiye alalım yani. Açık arazinin ortası. Neyse inmişler. Karanlık olmadan ikimiz demiş. Birinin adı Hasan, birinin Ali. Ömer. İnelim. İnmişler aşağı. Misafirperver insanlar Azeriler. Hemen karbonlar Türk de olunca. O ağabeyimiz Türkiye. Buyurun oturun. Orada böyle çevrenin halk filozofu diyebileceğimiz tipte bir esprili Azeri yaşlıca. Şimdi konuşuyor bunlarla işte Türkiye'den şuradan buradan tırın demiş ki bir tanesine adı ne kurbanım. Biri demiş Hasan. Hasan gerçekten adı. Hasan tam oraya inerken Ömer'i uyarmış. Demiş ki bunlar Alevi Şii mezhebinde. Sakın adını Ömer deme. Sana demiş sinir olurlar. Ali de. Ne kaybederiz? Yarın çekip gideceğiz. Şimdi Hasan demiş, adam kurban demiş. Dönmüş bu yankine böyle gözlerini dikmiş. Senin, efendim benim adım da demiş baba Ali. Böyle iyice konsantre olarak demiş ki, adam kurban oğlum, adın çok güzel. Emme gözlerin bir muhtasar Ömer okşir demiş. Ah. Adın tamam iyi de gözlerin pek Ömer söylüyor. Şimdi gözler önemli. Yalan yok orada. Konuşur, 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 konuşur. Gözlerine bakarsın melanet akıyor. Nefret akıyor, kin akıyor. İstihza akıyor, hakaret akıyor. Ama zahirde işte falan filan bilmem ne. Bunun ömrü uzun olmuyor. Tabii. Bu bakın yalanın ömrü
asla uzun olmaz. Asla, ebedilik tabii. Bir kenara uzun da olmaz. Tabii. Bir şekilde bir yerden çatlar. Mutlaka, mutlaka. Bunu insan sarrafı adamlar ta baştan gözden anlar. En azından oraya bir istifham işareti, soru işareti koyar. Ben onlardan biriyim. Ve hiç yanıldığımı görmedim. Er geç, 3 gün, 5 gün, 1 sene, 3 sene, 5 sene neyse o bir gün gelir çıkar. Yani göz meselesi deyip geçme. İkbal diyor ki, Mevlana'da da var bu. İnsan diyor gözden ibarettir. Gerisi deri ile kemik. İnsan denen mana gözlerde tecelli eder. Hatta bizde mesela İslam tasavvuf terbiyesinde yüze düşmanınız Firavun dahi olsa küfredilmez. İşte senin yüzüne, suratına bilmem ne asla. Çünkü denir ki yüz nur-i ilahinin tecelli yeridir. O Firavun'da bile var. Onun için yüze yok. Başka yerde. Hele gözlere. Göz doğrudan nur. Fakat bu espriler tabii bizim mahvedilen esas Kur'an-ı Muhammedi terbiyemizle birlikte göçtü gitti. Değil mi? Şimdi ne gözü kardeşim, ne ağzı kardeşim. Okul dağılıyor, bizzat müşahede ettim. Lise, ortaokul lise. Çocuklar, kızlar dahil, hatta daha çoğu kızlar, çıkar çıkmaz çantalarının hemen içinden sanki Lokman Hekim reçetesi arıyor. Oradan hemen sigarayı püf püf püf. Ondan sonra böyle bakar mısın şimdi şu tavra falan. Şimdi bunun gözü ne, ağzı ne, ruhu ne, buna hangi emaneti teslim edeceksiniz? Yok yok maalesef maalesef ve çok yaygın. Çok yaygın evet. Hangi emaneti teslim edeceksiniz? Daha ileri gitmiyorum. Yani ben ileri gitmiyorum ama Türkiye korkunç bir çöküntüye gidiyor. İşte tarım tahrip edildi. Doğru. Özal'la başladı. Bugünkü yönetimle zirveye çıktı. Bitirdiler. Türkiye'yi çorak topraklar ülkesi yaptılar. Efendim ticaretimiz şöyle. Hayvancılığımız böyle, onu da bitirdiler. Tarımla hayvancılık zaten daima ikizdir. Ama bir şey daha var, telaffuz edilmiyor pek. Ahlakımız, ben öyle de demiyorum, ahlak da yuvarlak bir kavramdır. Ben felsefe eğitimi almış bir adamım. Senelerce bunları okuttum üniversitede. Ahlak hakikaten yuvarlak bir kavramdır. Ruhumuz yok ediliyor. Ruhumuz gitti. Bunu biraz anlatmanızı rica etsem ruhumuz, sizden. Ruhumuz neler oldu ediliyor. Ruhumuz nasıl gitti? Şimdi ruhumuzun gittiğini anlamak için aileye bakmak lazım. Aile çöküyor Türkiye'de. Ben avukatlık yaptığım yıllarda boşanma davaları çok alırdım. Ben ceza avukatı olmadım hiçbir zaman. Türkiye'de boşanma, evliliklerin ilk 5 yılda boşanma oranı %30'lardaydı. 40 değildi. Şimdi kaç biliyor musun? Amerika'yı geçtik, %70'leri buldu. Bu ne demek? Bu ne demek? Toplumun çökmesi demek. Aile sorumluluğu bitti. Bitirdiler bunu. Yani ben nasıl rahat edebilirim? Bunu düşünüyorum. Nasıl rahat edebilirim? Erkekse çalarım, çırparım, dalavera yaparım, kapkaç yaparım, üçkağıt yaparım. Kadınsa
çocuk sorumluluğu almam, eş sorumluluğu almam, yuva sorumluluğu almam. Kim bol para harcarsa onunla beraber olur. Bu korkunç biçimde yaygınlaşıyor. Sonra tabii bunların gençlikleri gidiyor. Geriye posa. Bir yaşa geliyorlar ki adam bunlar için niye para harcasın? Çünkü arkada bir yığın var dolu. Yallah diyor. Veya neyse ölüyor. Bilemem onu ben. Örnekleri çok. Ondan sonra bu kalıyor ortada. Biri lazım. Sığınacak bir liman lazım. Artık nasıl söyleyelim? Beden bir işe yaramıyor. Şimdi tamam da geldiği terbiye, alıştığı şey onda bir ruh tinet oluşturmuş. Şimdi adamla diyelim evlenecek, adam bundan aile sorumluluğu bekliyor. Adam eş arıyor. O alışmış başka bir şeyin peşinde. Bol para harcayan adam arıyor. Ya tamam da şimdi bunun bir sınırı var. Yani serbest bir kadın, başka bir kelime kullanmak istemiyorum programa saygımdan ötürü. Bol para harcamayı esas alır ve bunu temin eder gençliği. Vereceği çok şey var bunun için. Ama eş olmak üzere birini seçmiş bir kadın. Bunu yapamaz. Tabii. Bu eski hovardasından beklediği bonkörlüğü falan bekleyemez. Bu bonkörlük değildir çünkü. Adamın ona vereceği başka bir şey yok. Fakat Sayın Öztürk, diziler, efendim filmler, hep bunları devamlı... Tabii. Boca ediyor tabii. Toplumun. Tepesinden aşağı yani zerk kovadan ediyor. Boşalırcasına zerk ediyor. Yani. Boca üstünden dökmektir. Zerk ediyor damardan. Evet. Bu sistemli aile bir... Aile sistemini böl parçala sistemli bir uluslararası tahriptir. Yıllar ve yıllardır bu devam ettiriliyor. Ve Türkiye'yi hakikaten çok kötü bir noktaya getirdi. Geçenlerde bir arkadaş diyordu ki bu gidişle namuslu ve şerefli adamların evleneceği kadın kalmayacak bu ülkede. Fakat tabii kadınlar da bir sağlıklı eş arayışı içinde herhalde düzgün yuvasını gayet kurmak tabii. isteyen. O kubbenin altı hiçbir tabii. zaman boş olmaz. Tabii. Asgari bir %20 tabii. öyledir. Tabii. Ama ben şimdi 46 senedir büyük şehirdeyim. Neler gördünüz? Yok abi şimdi bakın. Ben bu şehirde avukatlık yaptım. Üniversite hocalığı yaptım. Gazetecilik yaptım. Sonra yine büyük şehirde milletvekilliği yaptım. Hepsi insanla iç içe. Ben nereden nereye Türkiye'nin götürüldüğünü görüyorum. Çok vahim. Şimdi istisna arıyorsunuz. İstisna. Hani Mevlana diyor ya. Elimde bir fener, evlerin bütün kapılarını çalıp, siz de bir divane yok mu verin. İstisna arıyorsunuz. İşte henüz dibe vurmadık, yani sıfırlamadık. Ama düşüş çok büyük. Siz hep şu faturadan söz ediyorsunuz. Yani toplum ailevi olarak ahlaki değerleri açısından, ruh sağlığı açısından, her açıdan bir fatura, bir bedel ödüyor diyorsunuz. Ve daha çok şimdi bedel efendim, ödenecek diyorsunuz. İnsan demek sorumluluk demektir. Sorumluluk duygusu ve bilinci olmayan insan olamaz. Sureta insan. O nelere kodlamışsa kendisi veya çevresi onu, onları bilir. Onları bilir. Yani demin bahsettiğim tipler. Sen şimdi nasıl böyle birini şu anne yapıp da kucağına çocuk verip ona süt emdireceksin? Yahu bu süt verir mi ya? İşte bu süt verir mi? Bu alışmış bol para yiyip keyif yapmaya. Bunun bildiği bu. Bu başka bir şey bilmez. Şimdi bu onda genetik haline gelmiş. Siz ona
aile sorumluluğu, anne olma sorumluluğu, yuva sorumluluğu, hele bir de Türk töresi istikametinde bunları yapmaya kalkarsanız bu mümkün değildir. Bak Batı'da bitmiş. Batı'da iğneyle kuyunun içinden bir tane iki tane zor bulursun. Kanunun aradığı reşit olma yaşı kaçsa oradaki sistemde genelde 18. Onu yakaladı mı? Evden gidiyor. Gitti. Zaten hayat öyle düzenlemiş. Babaanne de onun o evde çakılıp kalmasını istemiyor. Git başının çaresine bak. Sorarım size. Hele güzel bir kadınsa, 20'li yaşlarda nasıl başının çaresine bakacak? Gitti bir yerde çalışıyor, tezgahtarlık yapıyor. Bilmiyorum. Kaçta kaçı bunların oradan aldığı maaşla yetinir? O arada biri çıkıp bakıyor buna, tam diyor benim istediğim gibi. Sen diyor burada yazık günah değil mi sütüyorsun? Senin kıymetini bilmemişler diyor. Gaz veriyor, gaz veriyor. Senin kıymetini bilmiyor. Sen gel diyor. Şöyle 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 yemen lazım, şöyle giymen lazım, şöyle gezmen lazım, şöyle harcaman lazım. O da diyor ki vay be ya bizde neler varmış ben da. Ben neymişim diyor. Biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Sonra pili bittiği zaman ortada kalınca sığınacak yer arıyor. Sığınacak yer arıyor ama sığınacağı yer de ondan sorumluluk istiyor. Ha onu yapamıyor. Onu yapamıyor. Evet. Şimdi tabii sizin kitaplarınız arasında ben bir ne diyeyim? Seyyahım. Seyyah oldum. Güzel. Bu alemde gezerim. Gez. Ta antik Yunan'dan bugüne kadar seni dolaştırır o kitaplar. Ama neler. Ama neler yani taşıyabildiklerini. Hatta Hazreti Adem'den beri benim ilahiyatçılık tarafımı esas alırsan bizim işimiz Adem'le Havva'yla başlıyor. Yani sizin bugüne dek yapmış olduğunuz programları, söyleşilerinizi, yazdıklarınızı bir ansiklopedi gibi sunmak lazım topluma. 40 bin küsur sayfayı buluyor benim yazdıklarım kitap seviyesinde. Muazzam. Makaleleri, sohbetleri, bilmiyorum. Konferansları. O onları hesabı yapılamadı onların. Değil mi? Evet. Şimdi ben tekrar şu özgürlük meselesine gelmek istiyorum. Hı-hı. Özgürlük, aslında biz ne anlıyoruz özgürlükten? Özgürlük deyince her istediğini yapmak mıdır özgürlük? Asla. İşte o deminki özgürlük. Demin anlattığımız. Evet. Ya sen de amma keramet gösterdin bugün böyle. Tam o işte. Schopenhauer soruyor. Alman filozof. Diyelim ki, farz edelim ki dilediğimi yapmakta hürüm. Alırım, giderim, yerim, içerim, onunla beraber olurum, şunu yap. Fakat diyor, acaba dilediğimi dilemekte hür müyüm? Şimdi modern psikoloji mesela eşik altı tembihler diye bir kavram keşfetti. Bir realite, bir bilimsel gerçek çıkardı ortaya. Eşik altı tembihler şuurumuzun asla kontrol edemediği. Eşik, şuur eşiği. Ama onların bizi tam yönlendirecek şekilde kontrol ettiği ve yönlendirdiği uyarıcılardır. Tembih uyarıcı demek. Eşik altı tembihler bunun akademik ismi. Şimdi onun için siz de annesiniz. Siz tabii mükemmel bir annesiniz. Ha, sağ olun. Şimdi bakın çocukları yetiştirirken bunların eşik altı tembihler dünyasına neleri koyduğumuza dikkat edeceğiz. Niçin aile terbiyesi görmemiş olanlar sonradan sorumluluk alamıyor? Anne bilmiyor, baba bilmiyor. Ya ölmüş ya bilmem ne olmuş, ayrılmışlar filan kalmış. Ne yapacak? Evlenip çoluk çocuğa karışıp öyle bir sorumluluk da almamış. Bakıyor, ben aptal mıyım diyor ya. Dünya salakta ben miyim sadece şey? Akıllı da ben miyim aptal? Ben de diyor, nerede bol imkan varsa
Oraya postumu sererim. Siz insana süper egosunu, bu da bilimsel ve psikolojik bir kavram. Süper ego, insanın insanlık değerleriyle kaynaşmasını sağlayan üst benlik demek. Evet. Öyle anlatayım. Bir de normal ego var veya şuur altı var. O bir nevi pislikler yuvasıdır. Oraya dolar onlar. Dolar ve insanı güderler. Jung'un dediği gibi asla yok olmazlar. Bugün bir yerden bir kılıkta, öbür gün başka yerden başka bir kılıkta ama mutlaka pislik üreterek çıkarlar. Üst ego, işte din mesela üst egoyu geliştiriyor. Dikkat edin, hayatını hayvanlar gibi keyif için, rahat için harcayanların üst egoları yoktur ve din hayatları yoktur bunlar. Din hayatı sade, bu çok çarpıcı, sade gidip camide yatıp kalkmak değildir. O genellikle milleti kandırmak için kullanılıyor. Ben ona hiçbir değer vermiyorum. Hiç bir pul vermiyorum. Din hayatı insanlık değeriyle hayvanlık dürtüleri yan yana geldiği zaman insanlık değerini seçmektir. Biraz şey konuşacağım, kusura bakmasın kimse. Tamamen akademik konuşuyorum. Benim branşım içinde bunlar. Süper ego ne? Süper ego sorumlulukla bohemliğin yan yana geldiği yerde sorumluluğu seçer. Daha elle tutulur örnekler vereyim. Süper ego bir delikanlının tipi, yakışıklı, müsait. Jigololukla rahat para kazanmakla bir yerde gidip çalışıp kıt kanaat ama şerefli geçinmek yan yana geldiğinde bu kıt kanaat geçinmeyi seçen adamdır. Kadın için birinin gidip metresi olup Necip Fazıl'ın Adam Olmak piyesinde enteresan biçimde işlenmiştir bu. Bol para harcayıp sınırsızca hiçbir sorumluluğu yok. Ne onu metres yapan adamın bir sorumluluğu var, ne bunun bir sorumluluğu var. Belli al-ver hesabının karşılıkları. Bu gençliğini ve bedenini veriyor, o da parası var, parasını veriyor. Bitti. Gerisi hiçbirini ilgilendirmiyor. Hiç. Evet. Şimdi bununla maaşıyla ay başını getirmekte problemi olan veya o kadar değilse de yani demin bahsettiğim habis tip kadar rahat para harcayamayacak olanın teklif ettiği hayat yan yana geldiğinde hayır, ben bu sorumluluğu kıt kanaati bunu tercih ediyorum demek. Süper ego bunu yaptırır. Ve özgürlük, esas özgürlük budur. Bu seçim özgürlük değil mi? Bu seçim değil mi? Özgürlük bir manasıyla da seçmektir. Peki bu ne? Çileyi göğüslemek, sorumluluğu göğüslemek, ciddiyeti göğüslemek, vakarı göğüslemek, ahlakı kucaklamak, bunları tercih etmek özgürlük değil mi? İşte o zaman bakın, Çe'nin sözüne getirelim mi? En önemli şey dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı size yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi koruyabilmenizdir. Bir devrimcinin en önemli özelliği budur demiş Çe. O Çe Guevara. Evet. Bakın o var ya, o benim demin dediğimden daha yukarı bir boyut. O benim demin dediğimden çok daha yukarı bir boyuttur. Benim dediğim normal, standart insanların insanlık duygusu içlerinde ölmemişse yaşatacakları değerlerdir. Che Guevara'nınki idealdir. İdeal. İdeal başka. Evet. O çok yükseklerde. O herkesin harcı değil. Herkesten onu bekleyemezsiniz.
haksızlık olur. Ama Che Guevara gibi büyük insanlık evlatları o ideali yaşatırlar ta ki yeryüzünde o idealin ifade ettiği değerler ölmesin. Che Guevara gibilere insanlık çok şey borçludur. Çok. Çok şey borçludur. Neyi seçti? Çileyi. Sonu kurşun yağmuruna tutularak siyanın kurşunları ile hayatını vermek. Ama hayatını verdi ama öyle bir hayat aldı karşılığında ki ebediyen ölmez. Tabii. Öbürler rahatı seçenler, sorumluluktan kaçanlar, kadın erkeğiyle geberir, geberdi mi de köpek ölüsü gibi götürür bir yere atarlar. Bitti. Bitti. Che Guevara'yı böyle düşünebilir misin? Ebu Zer'i böyle düşünebilir misin? Ben Ebu Zer'i her okuyuşumda büyük bir hayranlıkla dönüp dönüp tekrar okuyorum. Sayfalar arasında tekrar dolaşıyorum. Size ne muazzam anlatmışsınız. Che Guevara anaları ayrı kardeşler. Değil mi? Ana fikri baba kabul edersek ikisinin de ana fikri aynı. Sonsuzluk, sonsuzlaşmak, ölümsüzleşmek. O başka bir duygudur. O duygu içinize düştü mü hiçbir şeyle onu değişmeniz mümkün değil. Hiçbir şey onun verdiği mutluluğu veremez. Ha, ona ilaveten verirse bir mutluluk, o da Allah'ın size lütfudur. Ben bütün hayatımda bunları yaşadım. Hala yaşıyorum. Yani benim mutluluğum, misyonumun yürüdüğünü, misyonuma hizmet ettiğimi görmektir. Onun yanında mutluluklar olmaz. Ben güzel yemeği bilirim, güzel giyinmeyi bilirim. Sözü öyle başladı. Sohbeti bilirim, gezmeyi bilirim. Hayatımda bu güzelliklerin hepsi vardır. Ama bunlardan bir tanesi benim misyonumla yarışa kalkarsa ben onu böcek ölüsü gibi çiğner geçerim. Benim misyonuma tecavüz yok. Misyonum saygı görecek. Misyonum destek bulacak. Bunu yapmayanın sana mutluluk vaadi seni resmen eşek yerine koyup aldatmak. Estağfurullah. Yok. Zaten ömrü uzun olmaz bunun. Birkaç hafta, birkaç ay, nihayet bir iki sene o kadar. Bakın ama size ne mesaj var, ne mesajlar var. Geçen hafta hatırlar mısınız? Çok değerli bir ressamımız size evet, bir şiir yazmış. Onu hatırlarım, onu kitaplarımın bir yerinde başlık altına spot yapacağım. Evet. Buradan söyleyeyim kendisine. Şimdi, bir gün görür onu yakınlarda. 73 yaşına giriyorum diyor. Kocaeli'den, Gölcük'ten Güler Köksal. Bakın ne yollamış size. Söz ve ışık çok güzel, ilgiyle izliyorum. Sensiz cennette olmaktansa seninle cehennemde olurum. Ben de katılıyorum bu sözlere. Geçenki nasılsın? Arkadaşın yazdığı buydu. Evet, evet, ona karşılık izleyicimiz. Ben de katılıyorum bu sözlere. Nasılsın diyenlere ben de memleket gibi diyorum. Sizlerle paylaşmak istedim. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar Sayın Yaşar Nuri Öztürk. Bunu da size evet, sunacağım. Bu da güzel bir belirleme. Evet. Güzel. Şimdi ne güzel değil mi? Böyle. Büyük idealistlerle beraber olmak, çileye aday olmaktır. Bunu kadın erkek herkes bilecek. Yani bir idealist adama yaklaşıyorsan, bir idealist kadına yaklaşıyorsan bunun faturası bellidir. Yok ben bu faturayı ödemem, aradan böyle parantez içinde kelekler keyfimi yapar. Ya. Yok. Yok. 3 gün, 5 gün sonra sırıtır. Mızrak çuvalda durmaz. Bir yerden bakmışsın çıkmış. Şimdi idealizm çileyi göğüslemek demektir. O çilenin içindeki mutluluğu yakalamak demektir. Şimdi siz
Bunu nasıl yapacaksınız? Bu toplumun ortak bilinci haline geldiği zaman yeni yetişen nesiller bunu sindirirler benliklerine. Aksi takdirde benim gibi imalat hataları dışında buna talip kim? Evet, kimseyi bulamazsın. Ben aptal mıyım diyor ya. Bana ne? Dünya yıkıldı da ben mi altında kaldım? Dünya benim üstüme mi duruyor? Ben mi kurtaracağım? Benim bunlar 50 senedir dinlediğim şeyler çocukluğumdan beri. Hangi sayfayı açsam karşımda bir şey yazısı. Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa ayaklarımın üzerinde ölmeyi tercih ederim. Ne güzel, ne derin. Benim hayat ifade. Felsefemin bir cümleyle ifadesidir. Bir cümleyle. Ne mükemmel bir. Dizlerimin bakış. Üstünde sürünmek mutluluk olabilir mi? Tabii canım. Soruyorum sana Gülgün. Yani çok iyi yemekler yiyorsun. Değil mi? Çok özür dilerim. Tamamen bilimsel manada. Çok güzel seks de yapıyorsun. Çok güzel elbiseler de giyiyorsun. Hatta şakşakın da var. Örnekleri dolu. Ama bütün bunlar dizlerinizin üstüne sürünmek pahasına. Aman aman. Kur'an'da bir ayet vardır. Bakın nasıl vermiş onu. Ah, ah onu şimdi tam şöyle yani kelimeleri biraz değiştireceğim. Çünkü ayetin metni şu anda gelmiyor aklıma. Diyor ki, soru soruyor. Yüzüstü sürünerek yol alan mı yoksa ayaklarının üstüne dimdik yürüme zahmetine katlananlar mı hidayettedir? Soruyor. Evet. Şimdi Çe gibiler, büyük bizde kısmen örnekleri var işte, biraz deniz gezmişler. Evet. Ama evet. Çe tabii Çe'nin filozof tarafı var. Evet. Evet. Çe'nin filozof tarafı var. Filozof tarafı olmadan da pek idealist olamazsınız. Yani bir davanın misyonu militanı olursunuz. O da güzel bir şeydir. Ama filozof tarafınızda olursa idealist olursunuz. İşte Çe budur. Çe budur. Ebu Zer budur. Evet. Bunun gibi. Hadi ekleyelim Yaşar Nuri de budur. Ah, Yaşar Nuri de budur. Hadi bakalım. Efendim birazdan buradayız. Kısa bir ara, ardından tekrar söz ve ışık devam edecek. Geldik, yayındayız. Efendim söz ve ışık devam ediyor. İlginize çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu evlilik konusunda olağanüstü mesajlar var. Alkolik eşler, dayak atan eşler, aşırı parasızlık, eşin vefasızlığı, hayırsızlığı çok çok mesajınız var. Bütün kadınlarımız yaralıymış meğer. Nereden başlayalım? Şimdi... Ülkemiz hakikaten çok ağır bedeller ödüyor her anlamda. 7'den 70'e bedel ödüyoruz. Siz daha da ödeyeceğiz dedikçe evet, yüreğimiz ödeyeceğiz. Ağzımıza geliyor evet, maalesef. Ödeyeceğiz. Yani ödeyeceğiz. Ödemeyelim. Yeni bir yıl geliyor. Hep yeni umutlarla başlarız yeni yıllara. Ödemeyelim. Evet. Min düğmesi yok. Bakın ben bir şey daha dedim. Yazdım da yani dedim derken... Yarın sıkıştım mı? Ya nerede ben öyle yazdım. Bu millet ve nelere dayanarak yazdığımı da söyledim. Seleflerimde örneklerini söyledim. Ta Hasan-ı Basri'ye kadar. Evet. Hasan-ı Basri
Hicri 110'de ölmüştür ve tabiun neslinin fikir ve ilimde tartışmasız en büyük önderidir. Yani İmam-ı Azam'dan 40 yıl önce öldü. Hasan el-Basri diyor ki, benim korktuğum bir toplumun dua etmemesi değil, yaptığı duaların kabul edilmemesidir. Yani dua edememek bir çürümedir. Çünkü dua edememek Allah'la diyalogun kopması demek. Fakat diyor ki Hasan el-Basri, dua edersiniz duanız kabul edilmez, reddedilir. Bu Allah'a karşı noksanın ötesinde, hatanın ötesinde Allah'ın sizi düşman ilan etmesi demektir. Türk toplumu, ben Türk toplumu için dua çok uzun seneler ettim. Şimdi edemiyorum. Neden? Çünkü uyarılara dikkat etmedi. Ben sizi uyaracağım. Dikkat edin, oraya basmayın. Orada uçuruma gidersiniz. Siz bunu dinlemeyeceksiniz. Gideceksiniz ve uçurumun yarılarında bir yere tutunarak, bir dal parçasına falan filan, oradan bana dua et, bana. Vallahi ben etmem. Vallahi ben etmem. Faturayı ödeyeceksin. Doğru dibe. Dünya senden ibaret değil. Doğru dibe. Eğer yapabiliyorsan hemen orada bir tövbe yap. Görelim. Yapamazsın. Yapamazsın. Şimdi Türk toplumu neyi tövbe edecek? Mesela Türk toplumu bir tövbe yapsın da görelim. Neye tövbe edecek? Neler var? Bir tane söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Sivas'ta 35 insanı gündüz gün ortası üstüne benzin dökerek yakmak tarihin tanıdığı en büyük neronluklardan biridir. Ve bana göre Amerika'da New York kulelerinin 11 Eylül'de vuruluşundan daha büyük bir dehşettir. Diri diri adam yakmak. Naziler bile bu kadar açık yapmadı. Ve daha dehşet verici bir şey var. Bunu tekbir nidaları eşliğinde yapmak. Yani Allah'a fatura keserek yapmak. Türk toplumu bunun için tövbe yaptı mı? Etti mi tövbesini? Ha? Bu tövbe yapılmadan cami yapmakla nereye gidecek bu toplum? Sadece cehenneme gider. Çünkü o camiler, o namazlar Maun suresinin dediğidir. Onu nereye götüreceğini de Maun suresi söylüyor. Bana niye posta koyuyor, kafa tutuyorsun? Maun suresi orada. فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاوُونَ diyen ben değilim. Siz Kur'an'da namazı terk edenlere Allah lanet ediyor diyen bir ayet gördünüz mü hiç? Uyarır onları, tehdit bile etmez. Teşvik eder. Ama o namazı, işte o tekbiri diri diri insan yakmaya cihat süsü vermenin aracı olarak kullanma imansızlık ve namussuzluğuna teşebbüs ettiniz mi, Allah sizi düşman ilan eder. Siz istediğiniz kadar cami yapın, akşama kadar da oradan çıkmayın. İşin hakikatini bilenler bunları yutmaz. Ben yutmam. Ben yutmam. Tabii. Namaz, Allah'a iman eden ruhun bir nevi miracıdır. Siz Türkiye'de 124 bin camide %99,5 Müslüman dediğiniz halk namaz kılacak, miraç edecek yani. Sonra Türkiye bu halde olacak. Ya siz kimi kandırıyorsunuz ya? Bizim zekamızla alay etmeyin. Bizim imanımızla da alay etmeyin. Bizim imanımızın dayanağı Kur'an'dır. Hüccetimizin dayanağı da Kur'an'dır. Ben o hüccetlerle sizin 7 sülalenizi tarumar ederim. Gelin karşıma konuşalım.
duaların artık Allah'ın kabul etmediği bu yığınla bir yere gidemezsiniz. İşte halk bana kandırıyor, dedi ki halk için falan bilmem ne. Lan ben bunlara papuç bırakacak adam mıyım? Namussuz seni, imansız, kitapsız. Ben bunlara papuç bırakacak adam mıyım? Ben senin ciğer röntgenini 40 kilometreden çekiyorum. Sen bana mı dolma yutturacaksın? Tabii. Şimdi bu arada birkaç gün önce Diyanet'in bir fetvası yayınlandı. Yani çok soru geldiği için size yönelteceğim o soruyu da. Bir kaybımızın ardından işte 7. gün duası, 40. gün duası, 52. gün duası tamamen yanlıştır. Buna gerek yoktur diye. Bize de çok soranlar oluyor, hocamıza sorar mısınız diye. Şunu da ilave etmesini beklerdim Diyanet'in. Dedikleri tamamen doğrudur. Doğrudur. Bu meseleyi ilk defa Türk insanına anlatan Yaşar Nuri Öztürk kardeşimize de buradan teşekkür ediyoruz diye bir büyüklük göstermelerini bekliyor. Dedikleri tamamen doğru. Bunlar şamanizmden bize aktarmadır. Bir defa bakın ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi gene birileri kuduracak. Mızrak yemiş vahşiler gibi. Kudursunlar. Kur'an'ın dininde ölülerin arkasından Kur'an okumak diye bir şey yoktur. Peygamberin hayatında da böyle bir şey yoktur. Peygamber ölülerin arkasından ne Kur'an okumuştur, ne okutmuştur, ne tavsiye etmiştir. Bir şeyi vardır. Yoksullara yardım etmek, yetimlere, çaresizlere yardım etmek. Onlar ölülerin ruhuna gider. Böyle hatim indirmek bilmem yok bunlar. Peygamberin hayatında yoksa bunlar nasıl ibadet oluyor ya? İbadet tevkifidir. Yani? Peygamberden göreceğiz. Tevkifi demek bu demek. Var mı peygamberin hayatında böyle bir şey? Var mı? Hurafe kitaplarında bile yok bu. Niye bu kadar yaygınlaştı peki bu toplumda? Efendim sektör. Gülgüncüğüm sektör bu, sektör. Yani Allah'la Kur'an kursu bir sektör. Bir... Allah mallah falan filan hiçbir kaygıları yok bunlar. Allah'a olan bunları yapmaz. İşte bu ölü arkasından cennet belgesi göndermeye kalkma rezilliği bunların hepsi birer sektör. Para var burada. Bakın para var, para. Demin burada bazı şeylerden bahsettik. Bir ilave yapalım, kimsenin hakkı kalmasın. İşte dedik ki, yuva kurmanın, eş olmanın sorumluluğundan kaçıyor, bol para harcayan birini arıyor ve rahatını tercih ediyor, değil mi? Bu dediğim tipler, şu sektörleri Allah ile aldatma sektörlerini işleterek halkı soyanlardan daha namusludur. Allah ile aldatarak halktan menfaat temin edenlerin namussuzluğuna örnek olacak hiçbir şahıs ve meslek gösteremezsiniz. O müstesna yerini koruyor. Anladın mı? Şimdi parası bol birine kendini teslim edip sorumluluklardan kaçarak rahatını düşünen, nihayet zararı kendine ve bunun için de kutsalları filan kullanmıyor. Ya bu benim yaptığım iş Allah katında da makbuldur. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir şey yapmıyor. Ben tercihimi böyle yaptım diyor. Rahatı tercih ettim. Ben sorumluluk kabul etmem. Kim bol parayı harcıyorsa beni kapatır. Ama Bu yanki bununla yetinmiyor. Allah'ı gökten indirip hesaplarına alet ediyor. Kur'an'ı levh-i mahfuzdan indirip hesaplarına alet ediyor. Dini alet ediyor. Mabedi alet ediyor. İbadeti alet ediyor. Bu alçaklığın kelimelerle tarifi mümkün mü? Mümkün mü?
Şimdi Muzaffer Akyol adını anınca, Muzaffer Akyol değerli sanatçımız ne yazdı bakın. Sevgili Gülgün, saygın Yaşar Nuri hocama tiryakinizim, teşekkür ederim. Sırat kıldan incedir, kılıçtan keskincedir. Varıp anın üstüne evler yapasım gelir. Yunus Emre. Devam ediyor. Yaşar hocam, Sırat Köprüsü'ne evler yapmak için yola çıkan imalat hatalı bir fedaidir. Saygıyla yüreğinden öpüyorum. Canım. Evet. Ne güzel. Çok ciddi bir imalat hatasıyım. Ama ilmimle, irfanımla, vicdanımla bilirim ki tarihi yaratan, insanlığa boyut değiştiren, insanlık kervanını ileri yürüten ve gök kubbenin altında ölümsüz ne varsa bırakan bu imalat hatalarıdır. Ve bu imalat hataları asla başarısız olmaz. Şeyin bir sözü var. Diyor ki, deha asla başarısız olmaz. Yani yaratıcı ruh demek. Dehanın halk diliyle açılımı budur. Neden başarısız olmaz? Çünkü dehanın üretimlerini ve yaratıcılıklarını tarihin diyalektiği kaydeder. Siz onları bugün sokakta göremeyebilirsiniz. Ama tarihin diyalektiği onu kayda almıştır. Bir gün o kutuyu açacak ve onun icabını yapacaktır. İşte o zaman Erich Fromm'un sözünü okuyalım. Şimdi ben gayet tabii. Ben çok şanslı bir adamım. Tarihin diyalektiği beni kayda, dosyalara alıp bir yerlere koymadan, ona da şükran duyarım, biz üretimleri yaparken bunların etkilerini görüyoruz toplumda. Ne diyor Erich Fromm? Tam söyle, da sözün üstüne denk düştü. Muhteşem Erich Fromm. Evet. Mesele dinin olup olmaması değil, dinin ne tür olduğudur. Din insanın gelişimine katkıda bulunup onun gücünü açığa mı çıkarıyor, yoksa bu gücü felce mi uğratıyor? İşte şimdiki sizin anlattıklarınızın tam da... Yani zaten. Din morfin görevi mi yapıyor? En büyük uyuşturucu mu? İnsanı take-off'a sevk eden enerji görevi mi yapıyor? Kur'an'ın dini bir iman enerjisi dinidir. Bu camilerde anlatılan o din değil. Bu camilerde anlatılan insanları mümkün mertebe uyutup bir, soymak, kasalarında ve keselerinde ne varsa almak. İki, zulmün kodamanlarından gelecek sıkıntılara maruz kalmamak için dini zulmün ve zalimin, kısaca emperyalizmin hizmetine vermek. Bugün yaptıkları budur, bu camilerin yaptığı da budur. Ama nasıl böyle bir aymazlık içinde bulunabilirler? Şimdi bir şey diyecektiniz de siz amentü billah diyen herkesin iman ettiğini mi zannediyorsunuz? Amentü billah imanıyla bu işler yürümez. Evet, sizin sözlerinizi de sosyal medyada sürekli olarak kullanıyorlar. Allah'la aldatanlar en büyük namussuzlardır ifadesini de devamlı sosyal medyada paylaşıyorlar. Yani her sözünüzü sürekli paylaşıyorlar. Şu sözünüz devamlı kullanılıyor. Bakın, Allah'a inanmazsanız sadece kendinize zarar verirsiniz. Ve ben Allah'a inanmıyorum. Beni dinsiz, imansız, o zaman bu ahlaksız, düzenbaz bir adam demesinler diye de titizlik davranıyor. Ben bunu ifade ederken kestirmeden diyorum ki, ben hayatımda bir tane namussuz ateist tanımadım. Hep söylersiniz. Ama bir tane namuslu dinci de tanımadım. Hadi buyur bakalım. Buyur. Siz bir ülke düşünün. 50-60 yıllık bir süreçte, neredeyse bir asra yakın bir süreçte, diri diri adam yakmaktan,
camide halkı soymaktan, devletin malını talan etmekten, ırza ve çocuklara, sıbyancılığa tevessül etmekten tutun, bütün pisliklerin arkasında dincilerin imzası var. Bak şimdi sayıyorum size. Sivas Neronik katliamı. Sormayın onu. Yınbaş talanı, Mercümek talanı, Deniz Feneri soygunu, uluslararası tarihin en büyük soygunlarından biri. Ve son olanlar, yani saymakla bitmez, bunlar kapitalleri. Bunların bir tanesinin arkasında bir tane ateistin imzasını göster bana. Yoktur. Tümünün arkasında dincilerin imzası vardır. Evet, ya böyle bir tesadüf olur mu? Ve bunu görmemek namuslu insanlara yakışır mı? Bunu görün ya. Yani son vahim tablo da belki bir faciaya dönüşebilirdi. Adana'dan geldi. Bir festival var. Her sene yapılan bir festival. Yemek yiyen, işte orada içki içen vesaire. Yani bizim geleneksel içkimiz için Rütük bize bir şey demeyecektir. Çünkü öyle bir festival. Rakı ve yemek vesaire. Bir başka grupta palalarla malalarla masalara vurup işte o yok, tabii, bu yok vesaire. Tabii. Bizim dinimiz başkasının hayatına böylesine şiddetle müdahaleyi emrediyor mu Sayın Öztürk? İnsan hukukunun çiğnediği bir yerde bunların pala salladığını gördünüz mü? Bir adamın rakı içmesi, onu içmesi, bunu içmesi insan hukukuna tecavüzden hiçbir alakası yoktur. O onun Cenab-ı Hak'la kendisi arasındadır. Peki siz insan haklarına tecavüz, yani zulüm ve Kur'an'a göre zulmün kirlettiği bir iman, iman olmaktan çıkar. Bunu da Kur'an veriyor. Siz o zaman söyleyin bana. Zulme tevessül, teşebbüs demiyorum. Gırtlağına kadar zulmün gayyasına batmış adamların bir tanesine bunların karşı çıktığını gördünüz mü? Onlara karşı çıkanlara sövüyorlar. İşte ben onlardan biriyim. Sövüyorlar. Niçin? Sen niye zulme karşı çıktın? Hazreti Ali'nin bir sözü var. Halife Osman'a diyor bunu. Sen ne biçim yöneticisin diyor ya. Kötülüğü işleyenleri cezalandırmak yerine kötülüğü ihbar edenleri cezalandırıyorsun. Sen nasıl adil olacaksın diyor. Geçen gün yazdım. Evet. Şimdi bu toplum bu. Bu toplum kötülüğü yapanları değil, kötülüğe karşı çıkanları cezalandırıyor. Gerçekten. Bak. Gerçekten. Ey Ali, iyi dinleyin. Tarih bunları kaydediyor. Benim tarihe ihtarda bulunmama falan gerek yok. Gökler kaydediyor. Hiçbir düşünce sonsuzluğun göklerin kayıtlarına girmeden heba olmaz. Şimdi soruyorum ben size. Siz zulmü tek düşman seçen Kur'an'ın hedefe koyduğu hangi zulme ve zalimlere bugüne kadar karşı çıktınız? Hadi hayır, bakalım, hayır, sorun. Evet, hep desteklediniz onları. Hem de ne destek? Yemlemesiniz diye. Hem de ne destek? Sizin ben imanınız olduğuna inanır mıyım? İnanırsam Allah bana eşek muamelesi yapar. Ulan siz beni eşek olmaya mı davet ediyorsunuz? Sizde Kur'an'ın imanından eser var mı? Sizde Muhammed'in hassasiyetlerinden eser var mı? Muhammed'in sarığını sakalını taşımakla bir yere gidemezsiniz. Ulan kendinize gelin. Onları Ebu Cehil ile Ebu Leheb de taşıyordu. Hem de en görkemlisini. Mevlana öyle diyor. Dilin akşama kadar salavat getirip duruyor diyor ama göster bakayım Muhammed'in ahlakından sende ne var? Muhammed'le Ebu Cehil'in kavgası sarık sakal kavgası mıydı? Ya en krallar, en görkemlisi Ebu Cehil'de var.
Neydi o kavga? Ulan o kavga neydi? Muhammed'i Muhammed yapan, Ebu Cehil'i de Ebu Cehil yapan şeyler nelerdi? Bunları koyalım ortaya gelin. Bunları koyalım ortaya. Ve bakalım ki siz eylemleriniz ve fiilleriniz ve söylemlerinizle Ebu Cehil'in listesine mi giriyorsunuz, Muhammed'in listesine mi giriyorsunuz? Bu zor bir iş değil ki. Bütün veriler ortada, bütün kaynaklar ortada, bütün tarih ortada, Kur'an ortada. Kur'an bize Ebu Cehil'in de temel niteliklerini veriyor, Muhammed'in de. Onların içinde sarıkla sakal var mı? Bol salatü selam getirmek var mı? Çok sayıda cami yapmak var mı? Hayır. Ne var? Ahlak var, ahlak. Ahlak var. Ve o sizde yok. Bakın. Muhammed'i Ebu Cehil'den ayıran ahlaktır. Ve o sizde yok. Ve o yok. Ben niye size saygı duyacağım? Ben size saygı duyarsam Allah benden sevgisini esirger. Allah'a kafa tutmuş olurum. Çünkü Allah bir şey istiyor. Siz onun tersini yapıyorsunuz. Ben şimdi Allah'ın istediğinin yanında mı yer alacağım, sizin yanınızda mı yer alacağım? Çok çok tehlikeli, çok zor dönemlerden geçiyoruz. Şimdi komşularımız, Rusya ile ilişkilerimiz hepsi tamamen bu dinci kadroların başımıza sardığı belalar. Tabii. Maalesef. Şimdi Rusya dedin, Putin geldi aklıma. Evet. Bölünmesin diye bugünkü yazımı yazıma, köşeme koymadım. Salı çünkü yazmıyorum. Çarşamba, evet. Çarşamba ve Perşembe iki peş yazı. Peş peşe. Putin ve Avrasya gerçeği. Seneler önce 4-5 yazı yazmışım. 3 tanesinde Putin yine merkez figürdür. Şimdi bu son söylemi üzerine Allah Türkiye'yi yönetenleri akıllarını kaybettirerek, akıllarını dumura uğratarak, making lose their reason filan gibi bir tabir kullanmış. İngilizcesini de veriyor, ben yabancı basına baktım ki yani tam nedir söylediği. Akıllarını kullanmalarını diyelim, mümkün olmaktan çıkararak cezalandırdı. Akıllarını kullansalardı diyor, bugün düştükleri kötülüklerin içine düşmezlerdi. Ne diyor şimdi Putin? Ne yapıyor Putin? Putin, ya Putin müfessir mi? Bu söyledikleri Yunus suresi 100. ayetin tefsiri. Hatta meali. Şimdi o yazıların birinin başlığı, yanılmıyorsam, vaka değiştirebilirim her an. Evet. Ama başlığı budur yani. Putin orada oturacak. Putin bir Kur'an mümini mi? Bir tanesinin başlığı budur. İkincisi de yine yanılmıyorsam, Putin'in devrim yaratan cümlesi. Bir cümle. Mesela Cenevre'de toplantıda, Suriye ile ilgili toplantıda 2008'de yahut 2013'te, 2008'de de bir demeci üzerine bir yazı yazmışım. Şimdi Putin Müslüman mı oldu filan diye haberler dünya basınında dolanıyor. Sonra bunlar asparagastır diyorlar. Ben hiç bunlarla meşgul değilim. Bunlar doğrudur, asparagastır. Hangi yıldayız Gülgün? 2015'teyiz. Değil o da mi? Bitiyor. Sevgili kardeşim. Ben Putin'in mümin
kokusu yaydığını, Putin'den Kur'an mümini kokularının geldiğini 2008'de yazmış. Kaç yıl var arada? 7 yıl. Onun için benim kimsenin efendim deresinden su aşırmaya falan ihtiyacım yok. Ben bunları zaten dağın da birileri eteğine gelmeden ben dağın arkasını görmüş, fotoğrafını çekmiş, söylemiş. 2008. Kaynaklar ortada. Star ve Yurt Gazetesi'nde, 2013'te Yurt'ta, 2008'de Star'da yazmışım. O zaman orada yazıyordu. Ortada. Hah, aydın budur. Aydın, önünü zor gelen adam değildir. Elinde kalem var diye önünü zor gelen adama aydın denmez. Emmisinin, dayısının veya yalakalık yaptığı adamların efendim desteği, himayesiyle bir yere oturan adam aydın falan olmaz. Kemik yalayış olur. Öyle. Aydın getirdiği uyarıların önüne çıkardığı faturaları, çile faturalarını ödeyen ve bunun mücadelesini veren, fakat ufkun ötesini gören adamdır. Büyük Atatürk bir dolaylı aydın tanımı yapmıştır. Aydın kelimesini kullanmıyor. Ama bakın ne diyor. O bir aksiyon adamıdır. Benim gibi fikir adamı, sade fikir adamı değil. Tabii fikir adamı aynı zamanda. Atatürk aynı zamanda bir filozoftur. Ama aksiyon adamıdır esas. Beşesi bu. Diyor ki, bu toprakları yönetmek için ufku görmek yetmez. Ufkun ötesini de görmek lazım. Bu aydının tanımıdır işte. Bırakın ufkun ötesini, bırakın ufku. 20 adım ötesini görmeyen adamdan aydın olur mu? Bunların aydın diye geçindiği ve itibar gördüğü bir ülkenin yarınları olabilir mi? Doğru. Bunlara aydın diyen bir halka saygı duyulur mu? Diyor ki Mevlana, göz vardır, iki adım ötesini görmez. Göz vardır, arşın ötesini görür. İşte sizin Deizm kitabınızda olduğu gibi Bradley'den bir söz almışsınız. Din sınıfının aforoz ve tahakkümü. Dindar olan bir kimse eğer ahlaklı değilse ya sahtekardır ya da batıl bir dine inanmaktadır. Ahlaksız filozof olur ama ahlaksız dindar olamaz. Dindarlık mahiyeti itibariyle ahlaklı yaşanmayı gerektirir. O halde bir adamda ahlaksızlık gördün mü onun dini imanı falan söz konusu olamaz. Din ibadetsiz olur Gülgüncü. Bütün kutsal metinler bunu verir ama özellikle Kur'an bunu verir. Ama din ahlaksız olmaz. Olmazsa olmazları vardır. Her kurumun, her kavramın, her müessesenin. Şimdi kavgalı aile olur mu? Olur. Hem öyle kavgalı aile olur ki baş göz kırılır. Ama siz söyleyin bana, iffetsiz bir aile olur mu? Daha tabii olmaz. Olur mu? Olmaz. Dolayısıyla çile faturası bitmemiştir derken ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Bütün dünyaya bunu ispat etmeye hazırım. Zaten ispat etmişim. Edemesem, tökezlesem, savsaklasam, oho! Benim tozumu atarlar. İşte Putin hakkında ifade edelim. Şimdi Putin'i, evet. Putin'i yazacağım. Öyle yağma asanın böreği mi? Siz iki rekat yatıp kalkıyorsunuz, maun namazı kılıyorsunuz. Efendim, halkı kandırmak için yalanlarınızın üzerine salatu selam sosu gezdiriyorsunuz diye siz birinci sınıf mümin cennetlik Putin ya Cenevre'de tarih yazıyor.
Suriye meselesi tartışılıyor. İşte iş haliyle İslam'a geliyor. Şu kadar sarıklı adam var orada. Şu kadar din adamı dedikleri sınıftan heyula oturuyor orada. Şu kadar Müslüman dedikleri devlet başkanları var, bilmem ne falan. Hepsi var. Putin diyor ki, sanki Kur'an Putin'in karnından bir mikrofon sokmuş, ağzının arkasında saklamış, Putin oradan konuşuyor. Sanki böyle diyor insan. Diyor ki, o uluslararası toplantıda Cenevre, Suriye meselesinin en hararetli tartışıldığı küresel toplantıdır o. Biz diyor, İslam denince bir şeyi anlamak zorundayız diyor. Herkese göre İslam anlamak bizi yere götürmez. O anlayacağımız şey Kur'an'dır. Ben de İslam denince Kur'an'ı anlıyorum diyor. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Hadi buyur bakalım. Bizimkilerde zerre kadar utanmak olsa o masaların altına saklanırlar utançlarından. Sonra da çıkar Putin'in ellerini öperler. Ben sana gayet delikanlı bir şey söyleyeyim. Yaşar Nuri jargonunda. Putin'in tırnağı olacak bir tane adam İslam dünyasında yok. Tırnağı. Ben bunu Kur'an'ın bana verdiği ilham ve cesaretle söylüyorum. Bunun açılımı ispatıdır. Merak eden gelsin. Ben buradayım. Tabii. Bütün bu yorumlarınız çok çok önemli. Süremizin de sonuna doğru yavaş evet, yavaş tabii. yaklaşıyoruz. Çok kıymetli bir profesörümüz, Profesör Doktor Aziz Sancar Nobel aldı. Evet. Tebrik ediyoruz. Ama en güzeli muhteşem. 19 Mayıs'ta getirip Atatürk'e tabii. vereceğim dedi. Tabii. Adam yani, olmak böyle bir şey. Ya bu toprakları yıllar önce terk etmiş, gitmiş başka bir ülkede. Tabii. Çalışmaların akademik kariyerini i̇şte devam aydın. Ettiriyor. Aydın. Hakka saygı. Kadir Şinaslık. Cumhuriyet olmasaydı diyor, Atatürk olmasaydı ben bu ödülü alamazdım. Ben Heidelberg Üniversitesi'nde verdiğim bir konferansta yani akademik staff'a verdim o konferansı ben. Evet. Yani üniversite personeline genelde de şeyler, evet. Öğretim elemanları. Evet. Dışarıdan, halktan falan kimse yok. Sonra akşam çıktık aşağı yukarı meslektaşlar halinde. Böyle kalabalık bir şekilde bir yer ayarlanmış yemeğe gittik. Sohbet. 6 veya 7 tane de Arap asıllı profesör var. Hiç unutmuyorum, çoğu Suriyeli menşeleri. Onlar bana yakın oturdular. Doğal olarak öyle konuşuyoruz. Sözün bir yerinde bir tanesi dedi ki, sevgili Profesör Yaşar Nuri, ye iç veya yeme içme. Ama 24 saat Atatürk'e, Mustafa Kemal'e dua et. Mustafa Kemal olmasaydı senin gibi adamlar asla olmazdı. Bizde oluyor mu dedi. Bu senin bugün dedi o konferansta söylediklerinin beşte birini ben ülkemde söylesem dedi beni ipe çekerler. Anladın mı? Kıymetini bilin dedi. Ne kadar bildiğimiz ortada. Ne kadar bilebildiğimiz ortada. Şimdi evet. Sen de biraz ders çalış. Ben de biraz daha çalışacağım.
Çarşamba, perşembe iki yazı Putin. Pazar. Putin. Eksene onu koyacağız. Tamam. Tamam. Putin'i dünyanın tanıması lazım. Putin insanlık için bir şans. Neler gelecek arkasından? Ben çok güzel şeyler hayal ediyorum. Çok güzel şeyler sezgilerim bana veriyor. Çünkü öyle sağlam söylemler kullanıyor ki tümünü Kur'an destekliyor. Kur'an'dan hüccet alan adamın mağlup olması mümkün değil. Yani ben onları okuduğum zaman ya Putin'i Kur'an konuşturuyor diyorum. Geçen yazımda veya bu yazımda söyleyeceğim bilmiyorum bir vesileyle dedim veya bu yazıda var şu anda ayıramam. Dedim ki ey büyük yürekli Putin. Gönlüm ister ki benim mesajlarımı, eserlerimi bilen birileri benden sana bahsetsin. Ama hiç olmasa dedim, Duma'nın özel dergisinde benim 54 sayfa bir makalem yayınlandı. Avrasya, İslam dünyası, Avrasya ve İslam dünyasının geleceği diye. Ki sizin özel konunuz evet, Avrasya. Onu, o Fransızca yayınlandı, İngilizce yayınlandı, Almanca yayınlandı, yayınlandı. Deutsche Bank'ın 3 dilde yayınladığı bir büyük kitabın içinde de bir bölüm olarak orada da yer aldı. Şimdi onu buldu Duma'nın görevlileri, götürdüler. Ben Rusça bilmediğim için telaffuz evet. edemeyeceğim ama kitaplarımın girişlerinde yazılısı vardır. Onu aynen koyarak dedim ki, bizzat senin dedim yıllarca kotardığım bir kurum, onun özel yayını olarak bu çıktı. Özel sayı, koca bir sayı benim makaleme ayrılmış. Hiç olmasa onu oku dedim. Hiç olmasa onu oku. Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Söz ve Işık'ta bizi sözlerinizle aydınlattınız. Haftaya sohbetimizin, söyleşimizin merkezine Putin'i yerleştireceğiz. Evet. Çarşamba, perşembe, peş Allah peşe. Allah nasip ederse ama gönlümün söylediği olur. Ben bir İtalya'ya gideceğim. O da yeni çıktı, böyle pat diye. İtalya'ya gideceğim bir iki buçuk gün. Cumartesi akşam döneceğim. Tamam. Hadi varsayalım bir şey oldu da pazar döndüm. Geçen Almanya'dan döndüğümde nasıl geldimse yine geleceğim. Yine buradayız. Yine tamam. geleceğim. Ama büyük ihtimalle cumartesi akşam döneceğim. Orası da önemli, oraya gitmem lazım. Evet. Yani perşembe akşama doğru gidip cumartesi akşam döneceğim. Buradasınız. Evet. Değerli izleyicilerimiz, haftaya pazar günü buradayız. Lütfen bizden ayrılmayın. Hepinize saygılar sunuyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın.